Lafınızı kesiyorum. Şu anda AK Parti Grup Başkan Vekilleri Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili imzaları iletmek üzere, Meclis Başkanı'na iletmek üzere şu anda Sayın Cemil Çiçek'le beraberler. Böylelikle Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı da resmileşmiş oluyor. Evet, ben şu anda sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Aday gösterilen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili başvuru dosyamızı takdim etmek üzere buradayız. 10 Ağustos'ta 12. Cumhurbaşkanlığı seçimi önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok farklı bir içerikte özellikle gerçekleştirecek başkanım biliyorsunuz. İlk defa halk tarafından doğrudan Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu son derece önemli. Çünkü esasında 1982 Anayasası Cumhurbaşkanlarına çok büyük, geniş yürütme yetkileri vermesine rağmen doğrudan halk tarafından seçilmediği için uygulamada bu yetkiler sembolik ve temsili düzeyde kalmış ve kullanılmamıştır. Demokrasilerde gücün kaynağı olan doğrudan halk tarafından seçilmesi 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanlarına verilen yetkilerin realize edilmesine, kullanılmasına imkan sağlayacaktır. Bu yönüyle son derece önemlidir. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesinde gerçekten son derece geniş kapsamlı, katılımlı bir istişare, değerlendirme, danışma süreci gerçekleştirilmiş. Hiçbir siyasi parti tarafından bugüne kadar gündeme gelmeyen bir yöntemle gerçekleştirilmiş. En geniş anlamıyla bu istişareler tamamlanmış ve bunun sonucunda büyük bir mutabakatla Sayın Recep Tayyip 12. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine karar verilmiştir. Gösterme biçimi de bugüne kadar Türk siyasetinde gündeme gelmeyen bir yöntemle sonuçlandırılmıştır. Çünkü genelde cumhurbaşkanları tepeden inmeci ve dayatmacı bir yaklaşımla topluma kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Çalışılmıştır geçmişte, çalışılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatı adayı olarak ortaya koyduğu isim için de aynı şey geçerlidir. Tam anlamıyla bir tepeden inmeci ve dayatmacı, topluma baskıcı bir anlayışla sunulmaya çalışılan bir aday olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sayın grup başkan vekili dahi bu ismi sonradan öğrendiğini, kendisine bilgi verilmediğini kamuyla paylaşmıştır. Bu derece dayatmacı ve baskıcı bir anlayışın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. O nedenle farklıdır. Yani bütün toplumun tüm kesimleriyle bu istişareler gerçekleştirilmiş ve sonucunda Başbakanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Milletvekilimiz Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine karar verilmiştir. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı makamı temsili olmanın çok ötesinde her şeyden önce hizmet makamı olacaktır. Bu ağırlık son derece önemlidir. Bu açıdan damgasını vuracaktır. Yani yürütmenin önemli bir unsuru olacaktır Cumhurbaşkanı. Geçmişte olduğu gibi, ifade etmeye çalıştığım gibi sadece temsili makamda kalacak olan bir pozisyon, bir unvan olmayacaktır. Bunu sağlayacak olan da doğrudan halk tarafından seçilecek olmasıdır. Başbakanımız İnşallah 10 Ağustos'ta milletimizin takdiri ve teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçildiğinde yeni anayasada anlamını bulacak şekilde Cumhurbaşkanlığı makamını ifa edecektir. Biz buna inanıyoruz. Öyle de olması gerekir. Yani hizmet edecek, hizmeti koordine edecek kesinlikle. Sadece gelen evrakları imzalayan bir onay makamının ötesinde gerçek anlamda bir lider, gerçekten Cumhur'un başkanı olarak hizmet ifa edecektir. Hizmetine kaldığı yerden devam edecektir. Biz bu anlayışla, bu inançla, bu yaklaşımla Başbakanımızı 12. Cumhurbaşkanlığına aday olarak gösteriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım. Alındı belgesidir. Teşekkür ederim.
Hayırlı ve uğurlu olsun ülkemiz için, milletimiz için. Yakın siyasi tarihimiz bakımından önemli bir süreçten geçiyoruz. 12. Cumhurbaşkanlığı seçimi hepimizin bildiği gibi halk tarafından iyi yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihimizde her zaman önemli olmuştur. Değil bugünkü kadar yetki sahibi, sembolik yetkilere sahip olduğu dönemlerde bile Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak meclisle ilgili, meclis üzerinden, meclis dışında önemli çabalar, gayretler olmuş, sıkıntılar yaşanmış. Uzunca süre Cumhurbaşkanlığının seçilemediği dönemleri de yaşadık. Yaşanan bu tecrübelerden sonra artık bundan sonra Cumhurbaşkanını halkın bizatihi kendisi seçecektir. Samimi kanaatim odur ki biz siyaset yapan insanlar olarak çözemediğimiz siyasi sorunları milletimiz büyük bir olgunlukla, büyük bir sağduyuyla her zaman en doğru bir şekilde çözmüştür ve inanıyoruz ki milletimizin bu özellikleriyle 12. Cumhurbaşkanı da kendisine yakışır bir olgunlukta seçecektir. Seçim şimdiden hepimiz için, milletimiz için, devlet hayatımız için hayırlı ve uğurlu olsun. Seçim önemli. Seçilecek makam da çok önemli. Bu devletin en üst makamıdır, en yüce makamıdır. Benim arzum ve temennim odur ki, beklentim odur ki bu seçimlerin büyük bir olgunluk içerisinde geçmesidir. Çünkü bu seçim sürecinde makamlar, kurumlar ve değerler aşınmamalıdır. Çünkü bizi bir arada tutan bu değerlerdir, bu kurumlardır ve kavramlardır. Seçim vesilesiyle bunlar aşınmadan karşılıklı saygı ve nezaket içerisinde bu seçimin yapılması ülkemizin yararınadır, menfaatinedir. Birinci ifade edeceğim husus budur. İkincisi, seçim önemlidir ama seçimin sonucunu kabul etmek en az seçim kadar önemlidir. Çünkü geçmişte de seçimleri yaptık, ondan sonra seçimler yapılmamış gibi yeni tartışmalara kapı araladık. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve makamı yeni tartışmalar yapılacak bir makam olmaması gerekir. Ben şimdiden bu seçimlerin tekrar hayırlı olmasını, adaylar için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir olgunluk içerisinde milletimizin demokrasiyi özümsediğini, benimsediğini gösterecek bir vakar içerisinde bir seçim yapılacaktır. Bunu temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz aynen bir önceki müracaatta olduğu gibi bugün ya da en geç yarın Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmiş olacağız. Saat 15.30'da da bir başka aday için müracaat olacak. Demek ki bugün bizim için de karlı bir gün. İki tane aday var. Hayırlı olsun. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.